Sanatçılar ham maddeleri alıp şaheserler yaratırlar. Modern sanatçılar ise bunu bir yatak, bir fincan ve bir bisiklet tekerleğiyle yapıyorlar. Bu videonun adı Günlük Nesneleri Dönüştürme. Bu temayı 3 eseri inceleyerek ele alacağız. Bu Marcel Duchamp'ın bisiklet tekerleği. Duchamp bu eseri 1913'te yaptı ve eser neredeyse 50 yıldır MoMA'nın koleksiyonunda. Aslında sanki tabura üzerinde duran bir bisiklet tekerleği gibi görünüyor. Çünkü bu bir bisiklet tekerleği ve taburenin üzerinde. Ancak görünüşünden çok daha ilginç olan şey bu yapıtla alakalı görüşler. Bu Duchamp'ın Ready Made yani hazır nesneler dediği eserlerden biriydi. Bir kürek, bir şişe rafı, bir şapka askısı, bir palto askısı ve bir bisiklet tekerleği. Hazır nesneler sanatın bugüne kadarki tüm tanımlarına meydan okuyordu. Sanat sanatçının el yapımıdır. Bu normal bir bisiklet tekerleği ve bu da normal bir tabure. Bunlar kullanıma hazır nesneler. Sanat güzeldir. Eğer tabureye takılmış ve ters çevrilmiş bir bisiklet tekerleğine bakıp bunun güzel olduğunu düşünmek istiyorsanız bu mümkün. Ama demek ki çok da doğru yolda değiliz. Duchamp pek çok çağdaş sanatçıyı kendi deyişiyle retinal olmakla eleştirdi. Başka bir deyişle fazla göz boyamakla ve sadece göze hitap etmekle. Eğer kendi zevkinizi tanıtırsanız siz de zevkin eski ideallerine geri dönersiniz. Ve zevk sanatın ve sanatçının büyük düşmanıdır. Elbette burada Duchamp'ın kendi zevki de kritik bir nokta. Duchamp tam bir baş belası. Gerçek olarak belirtilen şeylerle ilgili her bir parçayı tek tek sorgulayan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Duchamp sanat dünyasını sanatın ne olduğunu tanımlamaya zorluyordu. Onun hazır nesneleri onlarca yıl boyunca modern sanatın önünü açtı. Duchamp dünyayı bir bisiklet tekerleğiyle şok etmeye çalıştıktan 20 yıl sonra Merit Oppenheim'da aynı şeyi bir çay bardağıyla yaptı. 1936'da Pablo Picasso ve Dora Maar'la çay içtikten sonra Merit Oppenheim stüdyosuna döner ve bunu yaratır. Bu obje mükemmel sayılabilecek bir fırtına anında oluşturuldu. O dönem tüm sanatçılar dünyaya tamamen yeni bir şekilde bakıyorlardı. Oppenheim 22 yaşında bir sanat öğrencisiyken sürrealizmin kurucusu André Breton'un dikkatini çekmişti. Breton ve sürrealistler ortada bir kriz olduğuna inanıyorlardı. Toplum tıkanmış durumdaydı. Sürrealizmin insanları şaşırtarak gerçekliğin sınırlarını zorlamaya itebileceğine inanıyorlardı. Breton'un söylediği gibi algıları şaşırtmaktan çekinmemeliyiz. Çivileri olan bir ütü, gözü olan bir metronom, kürklü bir çay fincanı. Bir nesneyi değiştirirseniz o nesnenin ne olduğu konusundaki algınızı değiştirirsiniz. Oppenheim'ın çay fincanını tehditkar ve tiksindirici bulanlar oldu. Hatta bir kadın baygınlık geçirdi. Breton ise bunu mükemmel sürrealist obje olarak ilan etti. Oppenheim ise şöyle demişti. Bu bir tesadüftü. Para kazanmak için kürklü takılar yapıyordum. Picasso ve Dora Maar'a yaptığım bir şeyi gösterdim ve onlar da herhangi bir şey kürkle kaplanabilir diye espri yaptılar. Merit Oppenheim'ın kürklü fincanı bugün hala en kusursuz sürrealist nesne olarak kabul ediliyor. 20 yıl sonra New York'ta sanat çok ciddileşmişti. Bunun adı soyut dışa vurumculuktu. Derin düşünceler içeriyordu. Kişiseldi. Sonra Robert Rauschenberg geldi. İyi bir soyut dışa vurumcu olacaksanız, kendiniz için üzülmeye çok vaktiniz olması lazım. Ve bu da onun soyut dışa vurumculuğa verdiği yanıttı. Buna yatak adını verdi. Çünkü bunu yorganıyla ve yastığıyla yapmıştı. Buna sanat dendi çünkü duvara asılıydı. Resim hem sanatla hem de hayatla ilgilidir. Ben her ikisi arasındaki boşlukta hareket etmeye çalışıyorum diyordu. Eleştirmenler buna ne diyeceklerdi bilemediler. Bir resim miydi yoksa bir heykel miydi? Rauschenberg en sonunda bunu bir karışım olarak adlandırdı. Hep ekonomik sebeplerden. Üzerine resim yapacak bir şeyim yoktu. Rauschenberg resimlerini yorgan, yastık, gazete, kel kartallar, çöp, resim gibi şeylerin üzerine yaptı. Sanatın sadece tuval üzerine resim yapmaktan fazlası olmasını sağladı. Artık sanat duvarda asılı bir yatak da olabilirdi. Yatak, obje ve bisiklet tekerleği. İşte günlük nesnelerin dönüşümü.